Merhaba arkadaşlar, Servet'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlıklı demir deposu, hücre yenileyici, kuzu karaciğerinden kebap yapıyorum. Bunun için malzemelerim 1 adet 800 gram kuzu ciğeri, baharatlarım, zeytinyağı, maydanozum, zemin için yeşillik hazırladım. Soğan salatam olacak. Bir de kebabın içerisine kavurmadan önce kırmızı soğanlı. Önce yağda kırmızı soğanımı kavuracağım. Sonra jülyen kesiyorum soğanımı. Aynı soğan salatasında kestiğimiz gibi. Küçük çay bardağı zeytinyağımı ilave ediyorum. Zeytinyağında soğanlarım şekerini vermelerini bekleyeceğim, karamelize olmalarını ki ciğerimin o tadını lezzetlendirsin. Evet, soğanımız şekerini verdikten sonra ciğeri artık ilave ediyoruz. Ve sürekli karıştırıyoruz kısık ateşte, yavaş yavaş. Soğanın şekeri ciğere geçsin, lezzetlensin. Şimdi ciğerimiz pişerken ben de soğan salatamı hazırlıyorum. Soğanlarımız karamelize olurken biz bir yandan soğan salatamız için mor soğanımı bu şekilde doğruyorum. Kullanmış olduğumuz jülyen soğanları tabağımıza alıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı sumak ilave ediyoruz. Ve güzelce bunu karıştırıyoruz böyle. Bütün tel tel açılmasını sağlıyoruz. Şimdi limon da koyabilirsiniz. Fakat limon soğanın suyunu saldığı için güzel olmuyor. Tabakta sulu sulu oluyor. Ama sumak zaten çok ekşi. Dilerseniz acı pul biber de koyabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi maydanozumu doğruyorum. Yarım demet maydanozumu yıkadım, kuruttum. Şöyle ortadan kesiyorum her zamanki gibi. Eşitliyorum. Ve doğruyorum. Doğramış olduğumuz maydanozla da ilave ediyorum. Ve hepsini birlikte karıştırıyorum. Bu şekilde soğan salata hazır. Hazırlamış olduğum soğan salatamı marullarımın üzerine bu şekilde koyuyorum. Bakın arkadaşlar, yeşille birlikte morun güzelliği. Salatamız hazır. Pidemiz hazır. Şimdi pişen kebabımızı üzerine ilave edeceğiz. 5 dakika oldu. Bu şekilde geldi ciğerlerimiz bu kıvamda. Şimdi ocağın altı kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Şimdi 10 dakika oldu. Bu aşamada artık baharatlarını veriyorum. 1 tatlı kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı karabiberim, 1 çay kaşığı kimyonum, 1 çay kaşığı da acı pul biberim var. Şu baharatlarıyla birlikte bir 10 dakika daha kavuracağım. Şöyle bir tane batırıyorum arkadaşlar. Bakın yumuşacık pamuk gibi olmuş. Bir tanesini yedim zaten. Yumuşacık. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bakın piştiğini de nereden anlıyoruz? Önce yağını çekti. Şimdi bakın yağını saldı artık. Şimdi ciğerimiz hazır, servis yapıyorum. Ciğer kebabımız
Bu şekilde pişti. Bakın, lokum gibi. Bir de mor soğanla karamelize yaptığım için süper lezzetli oldu. Şimdi sunum zamanı. Ciğer kebabımız hazır. Şu anda sunum yapıyorum. Bu şekilde sizlere gösteriyorum. Şimdi servis tabağımın altına bakır kabımın içine marullarımı bu şekilde bıraktım. Altı bakır olduğu için hemen soğumuyor. Kebapçılardan öğrendim. Bu şekilde servis yapıyorlar. Bakır kapta. Bir de iştah açması için ben marulları da ilave ettim. Şimdi sote olunca çok küçük doğranıyor. Fakat bu kebap dedim ben sizlere. O yüzden iri doğrattım kasabıma. Buyurun. Ciğer kebabımız bu şekilde hazır. Bol soğanlı. Üzerine doğramış olduğum maydanozdan ilave ediyorum. Çok dökmeyeyim. Ciğerimiz kaybolmasın. Biraz da nar taneleri ilave ediyorum. Çok yakışıyor. Yerken böyle ekşi nar arkadaşlar. Bu tatlı nar değil. Yerken böyle hafif bu ekşilik ciğerin ağır şeyini hafifletiyor. Biraz da salatamı ilave ediyorum. Ekşi narımı. Buyurun sizlere afiyet olsun. Doğal kekikten ilave ederseniz eğer çok 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 yakışıyor. Mis gibi dağ kokusu oluyor. Buyurun. Hepinize afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Demir deposu, hücre yenileyici, kuzu ciğerimi sizlere öneriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer güzel kebabımı beğendiyseniz, ciğer kebabımı ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, sağlıklı yiyeceklerle sağlıklı kalın. Kebapçı menüsü dedim arkadaşlar. Şimdi sizlere kebapçıya gelmiş gibi sunum yapıyorum. Bir parça yeşil marulumu koyduktan sonra biraz da salatadan alıyorum. Soğan salatamdan. Daha sonra pamuk gibi pişmiş olan ciğerimi koyuyorum içine. Birkaç tane de koyabilirsiniz ama ben şimdi sizin için tadıyorum. Arkadaşlar gerçekten kebapçıya gelmiş gibi oldum. Bu güzel tarifi sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun.